Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar. PUBG'nin ücretsiz versiyonu diyebiliriz. Ben bu iki oyunu sizin gözler önünde kıyaslayacağım arkadaşlar. Tabii ki de PUBG'yi göstermeyeceğim fakat ikisinin farklarını söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi bekleme arayüzü. Bu şekilde buraya arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde Duo 2 kişi. Duo yeni gelmiş bu arada, yani 2 kişi oynayabilir. Squad ya da ekip. Burada ekibi doldur ya da doldurma gibi ayarlar var. Biz solo oynayalım şu an, yalnızız. Lider tablosu gelecek diyor, istatistikler gelecek diyor yakında diyor. Play diyelim, hani play dedikten sonra şu an yükleme yapıyor, ondan sonra bulması kısa sürüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Fazla uzun sürmüyor. Zaten ilk duyurulduktan sonra yaklaşık 1 milyon gibi bir kullanıcıya, kitleye ulaşabilmiş bu oyun. PUBG ile bayağı da bir davalık olmuş bunlar. Arkadaşlar affınıza sığınarak burada videoyu bölüyorum. Sizden bir ricam var. Kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra zile basarak bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir de göstermek istediğim bir şey daha var. Şu videoda olduğu gibi videoyu durduracağım. Sesini kısalım. Şurada anket var arkadaşlar. Bu anketten hangi oyunu oynamamı istiyorsanız ona oy göndermeyi unutmayın ki ben de sizin sevdiğiniz ve görmenizi istediğiniz oyunu oynayayım arkadaşlar. Bu anketin aynısını videoya koyacağım. Umarım ankete katılırsınız. Şimdi devam edelim videoya. Evet. Server bekleniyor şu an. PUBG bu oyun çıktıktan sonra bayağı adamlara tepki göstermiş. Sizi davalık edeceğiz demişler. Fakat oyunun başında mı ne bir yerde şey yazıyor herhalde. Ya da bunlar yayınladığında PUBG'yi çok seviyoruz. Biz sadece oyun motorumuz buna uygun olduğu için uygun bir mod olacağını düşündük demiş. Zaten oyun ayrı bir şey arkadaşlar. Bu oyunun ücretsiz bir modu diye düşünebilirsiniz. Evet. Şu an oyun başlayacak fakat bu oyunda FPS düşüşü yaşıyorum yani şu an. Bu bilgisayarda düşüş yaşamam biraz saçma olmuş. Önceden arkadaşlar burada bekleme süresi çok uzundu, onu söyleyebilirim. Bayağı bekliyorduk yani. Şimdi yeni güncelleme ile birlikte yaklaşık bir dakika bekliyoruz. Önceden bayağı bekliyorduk, mal mal dolanıyorduk buralarda. Onu düzeltmişler en azından. Şöyle ben yukarı çıkacağım. Şöyle arkadaşlar E'ye basarak alıyoruz bakın. PUBG'de de böyle sanırım. Bundaki fark mesela, bakın buraları parçalayabiliyoruz. Harita bu şekilde. Gördüğünüz gibi harita. Sağdan geri atlayacağız bir yere arkadaşlar. İki oyun arasındaki farkları da siz göreceksiniz. Ben size göstereceğim. Şöyle ben var ya, hiç kalabalık yerlere gitmeyi sevmiyorum. Rastgele uçacağım bir yere gireceğim arkadaşlar şimdilik. Tek başıma olduğum için sola da böyle oluyor. Şöyle gidelim ya. Neyse biraz çatışma da yaşayarız yani. Şöyle bir gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir iniş efekti var. Gayet güzel bence, hoş. Şuradan benimle beraber gelen biri var. Büyük ihtimal çoğu şuraya gidecek. Bakın giden var oraya. Ben şu an nereye gideceğime dair bir fikrim yok. Rastgele uçuyorum. Şurada küçük evden bir şeyler bulursam ben yine bir şeyler başarabilirim belki. Şurada da var bir şey ama ne o? Çok küçük. Onda bir şey çıkmayabilir. Kulağı. Bakın arkadaşlar şimdi evlerin bunda çatısına inmek has şey ya, sigome diyor da aynı. Tek şansım bu evden bir şeyler çıkması. Adam üst kata inmedi, alt kata indi. Bu evde çok güzel chest var. Üst kata inmek aşırı karlı bir şey arkadaşlar. Şöyle atlayacağım. Bakın kırıyoruz. Ve odun geliyor, fark ettiniz mi bilmiyorum. Çok güzel silah da çıktı. Arkadaşlar silahların seviyesi var. Beyaz. Şu an burada aynı bunun gibi bir kutu daha var. Onun sesini duyuyorum. Sağdan geliyor. Silahların rengi var. Beyaz. İşte yeşil falan filan gibisinden. Sarı. Burada bir tane daha chest var ama nerede tam olarak? Aynen. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu gördüğünüz mavi şey kalkan veriyor. Hemen basalım. 100 kalkanımız olsun. Çünkü yakınımda adam var. Gördüğünüz gibi silahların hepsi berbat, beyaz seviye. Bunlarla iş göremeyiz. Adamın yeşil silah bulmadığını umut ederek hareket edeceğim. Diğer ev neredeydi ya? Çatışma sesleri geliyor arkadaşlar. Bunda başta uçakla drop düşüyor ya arkadaşlar.
Ne deniyordu ona artık bilmiyorum. Bunda düşmüyordu, sonradan düşmeye başladı. Şöyle kaçacağım adamdan. Şurayı yarayacağım, mavi bir silah gördüm sanki. Mavi silah değil ama bir tuzak var burada. O tuzağı şöyle koyalım mı? Tuzağı koyacağım abi. Buraya da bir tane silah atacağım. Adam olsun tuzağı. Evet. Ve beklemeye koyalım. Hayda. Altta şehir var. Tuzak güzeldi ya. Plan güzel. Arkadaşlar şöyle bakın. Kırdığımız odunlarla yerlere, yukarılara çıkabileceğimiz şekilde şeyler koyabiliyoruz. Ben şöyle şehre ineyim. Orada belki öğrenmeden oldu. Aha sanki şurada bir şey gördüm. Yok tamam, oyunda görüntü sonradan yüklenmiş. Abi oyun PUBG'den dediğim gibi farkı şu gördüğünüz. İşte bu tarz şeyleri kurabilmemiz. Bir de silah seviyeleri farkı var. İşte kullanıcılar arasında farkınız oluşturuyordu. Bakın şurada yeşil bir silah vardı. Hemen ayıdıp onu alacağım ben. Yeşil pompalı aldık. Şurada hemen bir iki tane mermi var. O sesler geliyor hocam. Gelen var. Gelen var. Gelen var. Ateş ediyor. Fena vurdum adama. Abi çok adam var şu an burada. Ben garanti öldüm yani onu. Yavrum be, geber. Hocam şu tabancayı bir atar mısın? Sonra X'e bast. Hocam o da değil. Ben şu yeşili istiyorum ama sana zahmet verirsen o yeşili bana çok sevineceğim. Arasın nikah ha. Zar zor aldık. Haydi lan. Yok artık. Vay güzel öldürdü. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Silah seviyeleri olduğu için mor ya da hani sarı silah bulmak çok önemli. Bu silahları bulduğunuz zaman oyunda bayağı ilerlere gidebilirsiniz. Bakın adamlar bir gömdü. Direkt öldük. Harita bana kalırsa biraz küçük kaçıyor. Araçlar yok. Fark olarak bunu söyleyebiliriz. Hani araç olması bence oyuna daha çok zevk katar ve haritanın biraz daha büyük olması daha çok zevk katar diye düşünüyorum. Çünkü burada çok kısa bir alandayız. Ve alan ikinci kez zar aldığında hani haritada sadece 30 kişi falan kalıyor, 20 kişi falan kalıyor. Burada haritanın küçük olmasının sebebi diyebiliriz. Harita biraz daha büyük olsaydı hani daha fazla oyuncu sona kalırdı, daha iyi silahlar herkes bulurdu falan filan diyebiliriz. Bakın şimdi bu silahlar dediğim gibi ezik silahlar, beyaz. Şurada yeşil var mesela. Bunları alıyorsunuz işte. Şu an burada kırdırmamıza izin vermiyorlar ama bakın şu taşları maçları her şeyi kırabilirsiniz oyun içerisinde. Odunları, bunların her şeyi kırıp bina falan inşa edebilirsiniz. Aynı şekilde bunlar için de geçerli. Mesela adam burada şu an bu modda tek izin verdikleri şu kenarları kırmamıza izin veriyorlar bu bekleme yerinde. Onu da sanırım bilerek bırakmışlar. Böyle zıplayın gezin eğlenin diye yapmışlar burayı. Evet 95 kişi girdi. Oyun grafik olarak biraz farklı, siz de anlamışsınızdır. Adam vurmak hani bence PUBG'ye göre daha zor. Çünkü silahlar tek bir noktaya ateş etmiyor nişan alsanız. Her atışta sağa sola rastgele gidiyor gibi bir şey yani, bayağı zor. Abi şu eve gitsem ya, bak ben gideceğim ama başkaları da gelecek. Deneyelim abi. Ya bir de insanlar benden önce iniyor. Onu hala nasıl yapıyorlar anlamış değilim ya. Benim bilmediğim bir şeyim var oyunda. İnşallah o da tek ev yoktur. Üstü ev vardır. Tek ben gideceğimi sanmıyorum. Azıcık bir kişi öldürdük. Öldük, fazla dayanamadık. Bir de duyduğum kadarıyla şu sıralar oyunda hile varmış. Binlerce kişiye ban atmışlar falan filan. Yani oyun hileden korumalı olacak falan demiş yapımcılar. Bu korumaları aşanlara da acımayacağız demişler. Zaten otomatik PUBG'de olduğu gibi kendisi açılıyor. Gördüğünüz gibi. Aşağı inmek
Biraz zor ya. O burası. Şu büyük çatı bakayım abi, yeşil bir silahın olduğu bir yer varsa ben. Yok, burayı beğenmedim. Yok artık. Sarı silah. Sarı silah bulduk. Scar. Bir dakika, aşağıda biri var. Yavrum sen. Arkadaşlar bakın, sarı silah adamları çok rahat öldürüyor, öyle söyleyeyim. Bayağı indirdi canımızı şerefsiz. İki kişi indirdik daha oyunun başında. Sarı silah çıktı. Oyunun en yüksek seviyeli silahı. Ben buna da bal derim işte. Şimdi ölmek istemiyorum ya. İlk defa böyle bir şey denk geliyor. İkinci kez sarı buluşum. Bir kere drop'tan aldım. Bir de şimdi aldım. Al şunu da. Çok güzel. Şöyle burayı biz tek başımıza şu an lootluyoruz. Gelenleri öldürdük. Temiz abi. Her yer temiz. Çok sikim sokun bir yer buramış. Oo, alana nerede alan? Alan küçüldü ve uzas. Pompalı, yeşil pompalı iyidir. Scar'ın mermisi az ya, onu fark ettim. Hop. Bu ne? Bir tane de tuzağımız var. Şimdi bu neye gitsin? Tabii ki de Z ile değiştirelim bunu. Z. Çok güzel, Scar'a mermi çıktı. Ha, bura bayağı büyük bir yer ya. Çok büyük bir hapishanedeyiz şu an. Evet. Şeyin sesi geldi. Yukarıda bir yerde kutu var. Tam nerede? Tam bu tarafta değil. Bu tarafı kurabilirim. İzin vermiyor ki çıkmama. Orayı bir... Şurayı ben parçalayayım, zaten sürem azaldıydı. Kırıl. Tamamdır. Daha mı fazla kırmam gerekiyor lan? Burayı da kır. Gördüğünüz gibi 50'şer indiriyor. Böyle vurarak. Beni öldüren yaşadı arkadaşlar şu an. Abi o yukarı ben nasıl çıkacağım ya? Beni çıldırtmayın burada. Yukarı çıkamadık ya. Şuradan bir binadan çıkalım abi artık. Binadan bir çıkalım. Hapishane güzel. Hoş fakat. Biz adamları burada mı öldürdük yoksa bu kapılar... ben buralara gelmedim. Burada biri daha var. Şuradan... Ha, bizde odun yok lan. Ben niye böyle salak salak şeyler yapıyorum? Şöyle türü değiştirebiliyoruz. Saçma sapan bir şekilde kurdum ya. Bak işte çıkamıyorum. Kır. Canım az. Benim cana ihtiyacım var. Chest'in sesi neredeydi abi? Ben buradan ses alamıyorum şu an. Ses gelmiyor, bakar mısın olaya? Neyse devam edelim. Gidelim bunu artık. Şu binaya girip gidelim. Habire pompalı. Yeşil pompalı var. Şu kutu bakalım, buradan da. Çok güzel mermiler çıktı. Abi labirent gibi, bu nasıl bir yer ya? Çok garip bir bina. Şöyle yap, gideceğim artık buradan. Bak buradan da chest sesi geliyor yukarıda büyük. Ne var elinde? Hayır, oraya değil, Allah kahretmesin ya. İnşallah. Ben burayı kırdığımda orası düşmez. Orası düşerse chest yok oluyor arkadaşlar. Evet. Dedim ki bu da bir örnek olsun size. Oo, gidiyorum hadi. Canım yok abi şu an. Yani beni öldüren yaşadı. Ben böyle ayakta duramam. Ne sniper tarzı bir silah var elimde. Abi bence oyun biraz daha teknik. Şeye göre, PUBG'ye göre. 2 dakikam var şu an. Yetişirim herhalde. Köprüyü tutan var mıdır ki? Yardır ya. Yemişim köprüsü. Alttan gidelim. Abi. İşte bu araba olmadığı için buralar biraz koşu simülatörü olacak. Bayağı koşacağım ya. Yakınım ya, fazla uzak değil.
Abi sarı silah dediğim gibi en güçlüsü. Çok iyi hasar veriyor. Diğer silahlar mesela şu 4 numaralı silahımız. Tara tara anca öldürüyor. Mesela karşıdaki adam bana tara be. Öldüremedi. Şurada giderken biri vurursa ne söverim ya. Vallahi bak. Bu tarz şeyler PUBG'de daha çok oluyor. Bak şu an mesela ilk daralmada daha gördüğünüz gibi 38 kişi kaldı. Bayağı az kişi kaldı şu an, 30 kişi falan var, 37 şu an oldu mesela. Ne lan o? Mavi pompalı var, hemen alalım onu. Yeşil silah var. Bakın mavi de yeşilden sonra gelen. Abi 4'te değiştir. Geldik. Şu an ihtiyacımız olan bir can ya. Başka hiçbir şey değil. Sadece can. Şu binalarda kesin adam vardır abi. Alan içi çünkü. Şöyle oturup koşalım. Burada biraz bekleyeceğim. Silahlarımı düzenleyeceğim. 2 numara. Aynen bu şekil. X'e basınca da bomba atalım. Abi yerde birileri ölmüş. Yerde birileri ölmüş ve silah bırakmışlar yerde. Neredesiniz bakalım? Abi şu an ses duymuyorum. Yalan küçülsün, nereye gideceğine bakalım. Büyük ihtimal ortalara doğru yine küçülecek ama. Ben buraya bir tuzak kursam mı ya? Gelen olur mu ki ben gibi? Geliyor. Hayır. Nasıl ya? Ne var bu adamla? Bir dakika dur bakalım. Yanlışlıkla silah atarsa yere. Anlarız adamla ne tür silah olduğunu. Onda da sarı varsa zaten. Ya da mor. Mor da güçlü çünkü canım azdı. Abi sarı silah almadı bak. Adamda da sarı silah var. Tek yedim ya. 45 vuruyor demek ki. Şansıma sıçayım. Arkadaşlar oyun bu şekilde yani, göstermeye çalıştım. Şimdi ekip olarak falan girebiliyorsunuz. Başkaları da girdim ben. Çok da hani uyum olmadığı için fazla gidemiyoruz, biliyorsun. Herkes kendi derdinde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bu oyundan daha fazla istiyorsanız arkadaşlar söylemeyi unutmayın. Daha fazla kişi toplar, tek değil birçok kişiyle girelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.